Tekrar merhaba. Bu videoda sizlere E-Devlet sistemi üzerinden nasıl e, spor lisansı başvurusu yapılır onu anlatacağım uygulamalı bir şekilde. E-Devlet sistemimize giriş yapıyoruz. Arama kısmına gsv'nin kısaltılmasını yazarak spor bilgi sistemini seçiyoruz. Daha sonra uygulamaya git diyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilgi sistemine geçiş yapıyoruz. Burada sol tarafta yer alan menüler içerisinden izin işlemlerine, kabinde ise veli izni işlemlerine tıklayarak yeni bir sayfaya açıyoruz. Bu sayfada kimin adına yani sizin adınız olabilir ya da 18 yaş altında bulunan ve velayetiniz altında bulunan birinin adına siz burada lisans başvurusu yapabilirsiniz. Ben burada hemen velayetim altında bulunan bir kişiyi seçerek TD numarasını yazıyorum ve sorgula diyorum. Sorgulanan kişi nokta noktadır, velayetiniz altındadır uyarısını aldık. Daha sonra ileri diyoruz. Burada bakın lisans, spor kartı, okul sporları, yetenek tarama gibi 3 tane seçenek var. Biz şu anda kulüp için bir lisans başvurusu yapacağız federasyonu seçiyoruz. Biz yüzme için şu anda bir lisans başvurusu yapacağız. Yüzme federasyonu seçiyorum. Tabii siz burada hangi federasyona lisans çıkaracaksanız o federasyonu seçmeniz gerekiyor. Burada izin verilecek işlemler kısmı var ikinci sayfada. Sizlere burada sorduğu şey şu. Eğer tescili seçerseniz çocuğunuz adına ilk kez yüzme lisansı çıkarttırmış olursunuz. Ki daha önce lisansı varsa bu işlemi yaptırmaz size. Vize yapmanız gerekir. Tescil ilk kez lisans çıkacak demek vize daha önce bu branşta lisansı çıkmış ama aynı kulübe vize yaptıracağınız anlamına gelir. Transfer mevcut kulübünüzden başka bir kulübe çocuğunuzu transfer edecekseniz transfer izni veriyorsunuz. Daha sonra kulüpten ferdi lisansa dönüşüm. Bunun anlamı da şu kulüpte devam eden çocuğunuzun artık o kulüpte devam etmesini istemiyorsanız, ya başka kulübe gitmesini istemiyorsanız ama spora devam etmesini istiyorsanız ferdi seçiyorsunuz. Çocuk artık herhangi bir kulüp adına değil, ferdi olarak bu branşta yarışmalara katılmaya devam edebiliyor ya da Ferdi'de olan çocuğunuzu herhangi bir istemiş olduğunuz kulübe transfer edebiliyorsunuz. Burada sporcu kart tescil vize bölümü var. Sporcu kartı lisanstan çok farklı bir durum. Sporcu kartları yanlış hatırlamıyorsam yönetmelik değişmediyse 6 ay kadar geçerli. 6 ay sonra bu sporcu kartı bir işe yaramıyor. Tekrar vize yaptırmanız gerekir. Biz şimdi ilk kez lisans çıkaracağımız için tescili seçiyoruz. Daha sonra lisans türüne biz kulüp adına çıkaracağımız için kulüp lisansını seçiyoruz. Daha sonra bulunmuş olduğumuz ili hangi kulüp, kulübümüz hangi ildeyse o ili seçiyoruz. Biz Sivas'tayız şu anda. Kulübümüzün adına Sultanşehir Gençlik ve Spor Kulübü. Biz bu kulübü aramalardan buluyoruz. Daha sonra ileri diyoruz. Ve bakın sizlere özetini getirdi. Daha sonra alt kısımda kırmızı yazıyla bir uyarı bul uyarıda bulundu. Velisi bulunduğum nokta nokta isimli sporcunun yukarıdaki bilgiler dahilinde Sultanşehir Gençlik ve Spor Kulübü e, spor kulübüne tescil işlemi yapmasına izin veriyorum. Başvurumu onaylıyorum diye bir yazı çıkardı. Buradaki butuyu onaylıyoruz. Daha sonra ileri diyoruz. Ve daha sonra işlemi tamamlamak için başvuruyu tamamla butonuna basınız uyarısını gördük. Şu anda biz başvuruyu tamamla dersek çocuğumuzun adına bir e, kulüp lisansı başvurusunda bulunmuş olacağız ve şu anda başvuruyu tamamla diyoruz. Evet. Başarılı bir şekilde dönüşü aldık. Veli lisans izni başvurunuz başarılı kaydedilmiştir. Şimdi bu, bundan sonraki yapacağınız işlem şu. Bu, bağlı bulunmuş olduğunuz kulübe Başarılı şekilde başvuru yaptığınızı iletiyorsunuz. Akabinde bir adet vesikalık fotoğraf, bir adet çocuğunuzun kimlik fotokopisi, bir adet e, sağlık raporu, sağlık hocadan alınmış. Bunları beyan ediyorsunuz. Tabi bunları yaparken yine bir önceki videomda anlattığım e, veli sağlık beyanı, yüzme için veli sağlık beyanı da doldurmuş olmanız lazım. Bunu isterseniz de devletten isterseniz e, fiilen yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında kulüp e, çocuğunuzun insansını çıkarmış olacak. Şu an için bu şekilde. Eğer sormak istediğiniz bir şey olsa lütfen yorumlara yazın. Ben onları müsaade olunca cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.